Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te kent gerçeğini konuşacağız. Hem Türkiye'de İstanbul ağırlıklı olmak üzere ama Türkiye'nin genelinde yaşanan bir kentleşme, tırnak içinde bir kentleşme sıkıntısı var. Çünkü adına kent dediğimiz şeyler gerçekten kent mi? Ciddi bir tartışmaya muhtaç bir konu. Onun ötesinde dünyada gelişen teknolojiler var. Biz ne yapıyoruz? Seyrediyoruz. Biz halen hukuken bir kent yaratmanın derdine düşmüş vaziyetteyiz. Çünkü hukuk ihlal ediliyor. Bunları konuşacağız. Tabii geleceğin teknolojileri, geleceğin mesleklerini de gündeme getiriyor. Bu konuyla ilgili oluşturulan bir akademiyi de konuşacağız. Ve bunda Türkiye'nin ne yapması gerektiği, biraz da konuya nasıl bakması gerektiği konusunda fikir yürüteceğiz. Az sonra çok değerli bir konuğumuz olacak. Ada Akademisi kurucusu Sayın Halil Semi Er Yıldız bizlerle birlikte olacak. Profesör Doktor Halil Semi Er Yıldız. Evet, hepsini konuşacağız sizler için ama öncesinde bir yurt dışına gidelim. Ekopolitiğe de haberlerle başlayalım. İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerle başlattığı nükleer müzakerelerin anlaşma metni yazılmaya başlandı. İran Meclisi nükleer anlaşma imzalanmadan nükleer hakların korunması tasarısını onayladı. Böylece Tahran'ın nükleer müzakerelerde kırmızı çizgileri de resmen belirlenmiş oldu. İran'la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler arasında yürütülen nükleer müzakereler için anlaşma metni yazılırken İran'dan önemli bir hamle geldi. Tahran yönetimi nükleer hakların korunması tasarısını meclisten geçirerek kırmızı çizgilerini belirledi. İran Meclis Başkanı Ali Larijani'nin açıklamalarına göre tasarıya hükümet nükleer teknolojide elde edilen başarıları korumakla görevlendirildi. 199 milletvekilinin evet oyuyla kabul edilen tasarıya göre muhtemel anlaşma metninde İran'a uygulanan yaptırımların tamamı tek aşamada kaldırılacak. Karar anlaşmanın yürürlüğe gireceği ilk günden itibaren uygulanacak. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nükleer tesisleri ancak NPT anlaşması yönetmeliği dahilinde denetleme hakkına sahip olacak. Askeri, güvenlik ve nükleer olmayan hassas mekanlara her türlü erişimle nükleer bilim adamlarına ve belgelere erişim yasak olacak. Konu hakkında Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi kararlarına riayet edilecek. Barışçıl nükleer bilim ve Ar-Ge çalışmaları için herhangi bir kısıtlama kabul edilmeyecek. Bu konuda Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi kararları esas alınacak. Tasarıda nükleer müzakerelerin sonucunun meclise sunulması ve her 6 ayda bir meclise rapor gönderilmesi maddeleri de yer alıyor. Ekonomik ve siyasi buhran derinleştiği Avrupa, Rusya'ya yönelik politikaların da ağırlaştırdı. Avrupa Birliği, Rusya'ya uyguladığı ambargoları 2016'nın Ocak ayına kadar uzatma kararı aldı. Avrupa Birliği, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı. Ukrayna sorunu nedeniyle Moskova yönetimine baskıyı sürdürmek isteyen Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların Ocak ayına kadar sürmesini kararlaştırdı. Karar, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısında alındı. Yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda istikrarı bozucu rolüne cevap niteliğinde olduğu savunuldu. Yapılan açıklamada yaptırımların bazı finansal piyasalara erişime yönelik sınırlamalar, belli başlı teknolojiler ve Rusya ile Avrupa Birliği arasında enerji ve savunma sektörlerindeki karşılıklı alışveriş yasağını içerdiği belirtildi. 2014'ün Temmuz ayında hayata geçirilen ekonomik yaptırımlar Eylül ayında güçlendirilmişti. Ve komşu Avrupa Bölgesi Maliye Bakanları Yunanistan'ın kreditörlerin mali yardım almaya ikna etmek için sunduğu reform tasarısını görüştü. Toplantıdan somut bir sonuç çıkmadı. Şimdi gözler hafta içinde, önümüzdeki hafta Brüksel'de yeniden yapılacak toplantıya çevrildi. Yunanistan'a mali yardımların devam etmesi için sunulan öneriye görüşen Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısı sona erdi. Toplantıdan karar çıkmadı. Maliye Bakanları Yunanistan'ın durumunu görüşmek için hafta içi tekrar toplanacak. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vardis Dombrovskis, Euro Bölgesi Maliye Bakanlarının bugünkü toplantısının sona erdiğini, bakanların bu hafta içinde tekrar toplanacağını açıkladı. IMF'ye borçlarında temerrüde giderek yaklaşan Yunanistan, kreditörlerine mali yardım vermeye ikna etmek için Maliye Bakanlarına yeni bir ekonomik reform tasarısı sunmuştu. Dönelim bize. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Seçilen yeni vekiller, 25. dönem milletvekilleri yeminlerini edecekler. Ondan sonra tabii ki muhtemelen yarın itibariyle de meclis başkanı seçimi için
turlar başlayacak. Ama onun ötesinde hani geçmiş dönemden kalma bir hesap var ama bugüne yansıyan, ödül törenlerine yansıyan bir hesap. Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Rıza Zarraf'ın ihracat şampiyonu ödülünü bakanların elinden alması tartışma yarattı. Ödülü veren bakanlardan biri Numan Kurtulmuş, diğeri ise Nihat Zeybekçi'ydi. Hem Kurtulmuş hem de Zeybekçi ödülün sahibini sahnede öğrendiklerini iddia ettiler. Kurtulmuş, keşke bu karenin içinde yer almasaydık dedi. Zeybekçi ise vicdanen rahat olduğunu söyledi. Biri yolsuzluk soruşturmasının merkezindeki isimlerden Rıza Sarraf, diğerleri de AKP'li bakanlar. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 22. olağan genel kurulunda ortaya çıkan bu görüntü, pazar gününün en çok konuşulan konularından biri oldu. Eleştirilerin odağındaki isimler ise Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'la Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ydi. Ben hayatımda hiç görmediğim, bundan sonra da yolda görsem tanır mıyım tanımaz mıyım bilmediğim bir isimle orada hemen o anda bir oldu biktiyle defakto olarak karşılaştık. O görüntü mecliste kaydını yaptıran Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a soruldu. Kurtulmuş kime ödül vereceğini önceden bilmediğini söyledi. Keşke bu töreni düzenleyenler kime ödül vereceğimizi bize önceden söylemiş olsalardı. Kurtulmuş o karede yer almak istemediğini belirtti. Eğer önceden bu isme ödül vereceğim biliyor olsaydım o karenin içerisinde yer almazdım. Ve bu karenin ortaya çıkmış olması, bu fotoğrafın ortaya çıkması inanın ki herhalde en çok bana rahatsızlık vermiştir. Dolayısıyla keşke bu organizasyonu yapanlar bunları önceden ayarlamış olsalardı ve bu karenin içerisinde yer almasaydı. Görüntüde yer alan diğer bakan da Nihat Zeybekçi'ydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekçi ise bahsi geçen şirket birinci olmuş. O ana kadar bilmiyorduk, bilseydik ne olurdu bilmiyoruz. Ekonomi Bakanı olarak vicdanen rahatsız olmadım ifadelerini kullandı. Ve dönelim ekonomiye. Ekonomide bugün gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında. Faiz artacak mı, azalacak mı, sabit mi kalacak, bu tartışılıyor. Bir hatırlatma yapalım. Merkez Bankası bir haftalık repo faizini %7,5, gecelik borç verme faizini %10,75, gecelik borçlanma faiz oranını ise %7,25'te tutuyor. Bugün ne yapacak? Ağırlıklı olarak beklenti herhangi bir hükümet kurulmadan Merkez Bankası'nda çok işin içine girmeyeceği yönünde. Ama tabii ki belli olmaz. Yine takip edeceğiz. Şöyle bir açıklanan verilere bakalım isterseniz. TÜİK Mayıs ayında konut satışlarını açıkladı. %19,4 artışla 108 bin adet oldu aylık bazda. Yine Mayıs'ta %34,7 artarak ipotekli konut satışı 40 bine yükseldi. Mayıs ayında yabancılara satılan konut sayısı 1982 oldu. Ocak-Mayıs döneminde yabancılara 8097 adet konut satıldı. Yine Ocak-Mayıs döneminde konut satışları %21,4 artarak 524 bin oldu. Şöyle bakalım, ipotekli konut satışında vereyim. Ocak-Mayıs itibariyle %50,7 artış var. 202 bine yükseldi. Bunu da aktarmış olalım. İstanbul'da konut satışlarında Mayıs'ta %27, Ocak-Mayıs döneminde de %34 artış gözüküyor. Hemen buraya gelmişken piyasaları da verelim. Finans piyasalarında borsa 83.431, dolar 2.66.75, euro 3.0061, euro dolar paritesi 1.12.66, faiz şu an itibariyle baktığınızda %9,94'te, altın onsu 1.186 dolar ve Brent petrolün varil fiyatı da 63,30 dolar. Petrol demişken hemen Türk akımından bir haber var, onu da aktarayım. Gazprom Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Türk akımının denizaltından ilerleyecek kesimine ilişkin mühendislik çalışmalarının yürütmesine izin verdiğini bildirdi. Enerjiden gitmişken gaz meselesini de aktarmış olduk. Dönelim Van'a. Vanlı depremzede İşçikur işçilerine verilen sözler tutulmadı. İşe alınan az sayıda işçi de 15 Haziran itibariyle kapı önüne kondu. İşçiler hakları için yeniden Ankara yoluna düştü. Ekmeği tekrar geri almak için bu mücadele veriyoruz. Van depreminin ardından İşkur bünyesinde mevsimlik olarak işe alınan 7.286 işçi 2014 Haziran ayında toplu olarak işten çıkarılmıştı. Çalışmak istiyoruz ya. İşçiler de bunun üzerine kalıcı bir iş talebiyle Ankara'ya gelmiş, Abdi İpekçi Parkı'nda 44 gün süren direniş nöbetini tutmuşlardı. İşsizliği %80'e ulaşan bir ilden var bahsediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda 1000 işçinin işe geri alınacağının açıklanması üzerine işçiler Van'a geri döndü. Bu bizim için bir namustur.
Ancak bu sayının yarısı dahi işe alınmadı. Üstüne üstlük şimdi de işe alınan az sayıda işçi kapı önüne kondu. Şu an bu ekmeği tekrar geri almak için bu mücadele veriyoruz. İşçiler tekrar Ankara'ya gelmek ve seslerini bir kez daha duyurmak üzere yola çıktı. Öte yandan işçilerin AKP'ye yönelik tepkilerinin nedenlerinden biri de seçimden önce kendilerine iş sözünün verilmesi ve bu sözün şimdilerde unutulmuş olması. Eğer bu insanlar Van'da 500-600 lira da borsalar sürekli olarak, hiç bu zahmete de gerek yoktu, şükür ederdik orada çalışırdı. Yok öyle bir imkan. Esnafla ilgili de bir haber aktaralım isterseniz. Sosyal Güvenlik Kurumu dilekçe ile müracaat edenlerin emeklilik ve hastane hizmetlerinin açılması ile tüm teknik hazırlıkları tamamladı deniliyor. SGK 30 Nisan itibariyle 12 ay ve daha fazla prim borçlarını silerek hizmetlerini donduracak. İleride ödeme yapılacak bu süreler canlandırılabilecek. Bunu da aktarmış olan 1,3 milyon Bağkurlu ilgilendiriyor ve 31 Temmuz itibariyle de borçlar siliniyor. Önemli. Çünkü piyasalarında buna ihtiyacı vardı ama onun ötesinde bu gerçekten çözüm müdür? İşte onu takdirlerinize bırakıyorum. Çünkü halen oranlar çok yüksek ve yeni borçların da önümüzdeki süreçte karşımıza gelmemesi için hiçbir sebep yok. Dönelim buradan turizme. Turizm sektörü için 2015 zor geçiyor. Ramazan ayının gelmesi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle oteller %50'ye varan oranda boş durumda. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Gökçe Kesinciler Buday sezonun turizmcilerin beklentilerini karşılayamadığını söyledi. Bu sene genel olarak bildiğiniz gibi biraz düşüşler var bölgelerde. Bu yıl turizmde ard arda gelen olumsuzluklar sektörü bir hayli sıkıntıya soktu. Avrupa'dan gelen turist sayısındaki düşüş, öğrencilerin üniversite ve lise tercih sürecinin devam etmesi ve Ramazan ayında Türk turistlerin tatili çok fazla tercih etmemesi sahil bölgelerindeki otellerin boş kalmasına neden oldu. Bana göre soğuk. Yani bana göre soğuk. Türkiye'nin hava şartları, yani iklimi zaten çok güzel. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Kesikçiler Buğday, otellerde %50'lere varan doluluk olduğunu söyledi. Ben şunu ümit ediyorum. Şu anda %50'lere varan bir doluluk var Çeşme tarafında. Bir iki haftaya bunlar toparlanacak. Çünkü geçen sene de Ramazan'ın ilk 10 günü bir hayli etkilenmiştik bölgeler olarak. Turizmin başkenti olarak gösterilen Antalya'da da durum farklı değil. Antalya bölgesinden aldığımız haberler genelde Rus pazarının ve Avrupa pazarının biraz düşük olduğu yönünde. Tabii bu bizi nasıl etkiliyor? Genelde Ege bölgesi olarak, daha ziyade İzmir, Çeşme bölgeleri olarak yabancı turist sayısı açısından şöyle etkiliyor. Antalya bu dönemlerde daha çok iç pazara yöneliyor. Bizim de Çeşme bölgesinde ağırlıklı, bildiğiniz gibi iç pazar ağırlıklı bir turizmimiz var. Dolayısıyla bütün genelinde turizm etkilenmiş oluyor. Bu yıl Rusya, Belçika, Hollanda ve İskandinav pazarında çift taneli düşüşler yaşanıyor. Avrupa'nın kendi içerisindeki bir takım ekonomik sıkıntılar, keza Rusya'nın öyle. Genel sebepler belki biraz da fiyatlar olabilir. Son olarak Hırdavat piyasasının İstanbul'daki kalbi sayılan Perşembe Pazarı'na geçelim. İstanbul Karaköy'deki tarihi Perşembe Pazarı'na şafak vakti yıkım için kepçeler girdi. Kaçak olduğu iddiasıyla çok sayıda iş yeri yıkıldı. Dikkatsizce yapılan yıkım sırasında ağaçlar da zarar gördü. İstanbul Karaköy'de tarihi Perşembe Pazarı'nda ezan sesleri kepçe seslerine karıştı. Şafak zamanı gerçekleştirilen operasyon sonrasında tarihi Perşembe Pazarı'nın sahil kısmında ortaya çıkan manzara işte bu. Tarihi Perşembe Pazarı sahil kesiminde kaçak olduğu iddia edilen çok sayıda iş yeri sabaha karşı iş makineleriyle yıkıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri sabah saat 3.30 sıralarında pazara geldi. Yıkım için gelen zabıtaya çevik kuvvet ve tomalar destek verdi. Ramazan, turistler, tam mevsimi, sezonu, her şeyin. Bunu böyle bir, bu zamanda yapmanın bir anlamı yoktu ki yani. Çay içiyoruz, devam ediyoruz müdavimliğe. Önceden tespit edilen iş yerleri boşaltıldı. Daha sonra iş makineleriyle bir bir yıkıldı. Ne yapalım, yerimizi yıktılar, ancak bu şekil yapabiliriz. Kendi çiçeklerimizi bari boşuna gitmesin. Yazı güne atır, bunları götür, kendi evimizin önüne koyalım. Apar topar gerçekleştirilen yıkımdan en çok zarar görense ağaçlar oldu. Burada mı çalışıyordunuz? Evet, burada çalışıyorum. Şurada. Şu ağacı görüyor musunuz? Hani orada bir köy var uzakta.
O ağacın yanında çalışıyordum. Dum. Çalışamıyorum şu anda. Bizim burada 20 kişi ekmek yiyordu. Tam 20 kişi. Şu an hepsi kara kara düşünüyor ne yapacağız diye. İş yok, güç yok. Yıkılan iş yerlerinde çalışan işçiler perişan. Gördüğünüz hepsi işçi. Yıkıldı, hepimiz işsiz kaldık. Ne yapacaksınız şimdi? Ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Sigorta yok, hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bundan sonra burada ne olacak kimse bilmiyor. Esnafın da bir fikri yok. Ancak belediye ekipleri yıkılan bölgenin etrafını çevirmek için demir paneller getirdi. Belediye kaçak yapıları bahane etse de bölgenin Galata Port ve Haliç Port'un kesişim noktası olduğu biliniyor. Üstelik şafak operasyonuyla yıkım yapılan bölgede sit alanı ve koruma altında olan çok sayıda tarihi bina bulunuyor. Ve haberlerin ardından dönelim stüdyo. Programın başında da söylediğim gibi bugün kent gerçeğini konuşacağız. Bugünü, dünyadaki gelişmeleri ve yarınıyla çok değerli bir konuğum var. Ada Akademisi kurucusu Sayın Profesör Doktor Halis Semih Er Yıldız. Bugün Ekopolitikanı Sayın Er Yıldız. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Evet, kent gerçeğini konuşarak başlayalım isterseniz. Çünkü önce genel bir analiz alabilir miyim size? Yani önce bir çılgınlıkları yaşadık. Çılgınlıklar denildi. Yargı kararları çıktı. Üçüncü köprü, kupon, arsalar vesaire. Baktığınızda bütün bu gelişmelerden kent gerçeğini nasıl okuyorsunuz ki hem bizi hem dünyayı sonra konuşalım. Evet. Meşhur sözdür. Kent önce insanoğlu kenti yapar, sonra kent insanları yeniden yapar. Yani biz kentimizde nasılsak davranışlarımızda, varlığımızda da öyleyiz. Bunun en güzel örneklerinden biri İstanbul. İstanbul kim ne yaparsa yapsın bir türlü güzelliğinden vazgeçmeyen bir yer. Biraz önce söylüyordum, bir gözü hüngür hüngür yaş doluyken karşı yakada, bu yakada mutluluk kıvılcımları çakabilir. İstanbul'daki olan biteni bir anlamda yapı çözümcülükle kentleşme diye de algılayabiliriz. Bizim şeyimiz maalesef buna döndü. Aslında inanılmayacak ölçüde planlı başlamış. Biliyorsunuz dünyanın başkenti olmak üzere 10 sene süreyle planlanıp birebir inşa edilmiş tarihteki ilk başkenttir. Dünyaya başkentlik, Bizans'a başkentlik ve Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir yeri. Bu kadar kötü, bu kadar Hoyratça, daha kötü bir laf söylemek istemedim. Kullanabilmek, hatta kullanılmasını yok etmeye çalışmak. Ancak böyle bir pervasız, ne yaptığını bilmez. Yani işte diyorlar, güç iksiriyle beyni dumura uğramış bir varlığın ürünü olabilir. Yani mesela şimdi en çok konuşulan havaalanı meselesi var. Havaalanı meselesi, işte ben bunu yaptım diyor. Halbuki İstanbul'a diyorlar ki işte Yeşilköy yetmiyor, yeni bir havaalanı yapılması lazım. Birazcık okuma yazma ve insaf sahibi olsalar kendi belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi'nde, İstanbul Metropoliten Planlama'da, bizim de küçük küçük katkılarımızın olunduğu bir inanılmayacak 400 teknik elemanın, plancının, mimarın çalıştığı bir ortamda bunların araştırması yapıldı. Yani elbette bir gün 150 milyonluk, 200 milyonluk yolcu kapasitesine İstanbul ulaşabilir, ulaşmalıdır. En azından değişim noktası olarak, ulaşım noktası olarak. Ve bunların hepsi öngörüldü, planlandı. Mesela Silivri ile ilgili İMAP planda böyle bir not var. Havaalanı var. Ayrıca Çorlu'da şu anda düşük ölçüde çalışan havaalanının, eski askeri havaalanının, o çok uygun hem de koşulları, öyle diyorlar. Hem lojistik olarak neredeyse sanayimizin ve üretimimizin bir yanlış atılımla yarısına yakını gitti Trakya'ya. Ve hatta Bulgaristan ve Yunanistan'dan servis alıp verebilecek ölçüde dünyanın hemen hemen en büyük
havaalanı illa büyüklük lafı onlar için önemliyse planda duruyor. Orada duruyor. Büyükşehir'in. Planda, rafta duruyor artık. Hı-hı. Kadük. Ve buna biz söylüyoruz tabii, o planına katkıda bulunan herkes çıldırıyor ve bununla ilgili gereğini yapıyor. O düşününüz ki bütün bütün hukuk düzeni tarumar edilmiş. Yani tepeden tırnağa benim hukukum haline getirilmiş olsa bile ağır aksak, yani Taksim Gezi Parkı zaferinden başlayarak, yani hukukta biliyorsunuz şimdi köprünün yan yolları, ya önce yan kendisi. Yolları şimdi kendisi gidiyor. Şeydeki rezalet daha kötüdür. Yani neredeyse akıl almaz bir para harcadıktan sonra 3. havaalanının bugünkü hali de yapılamaz hale gelecektir. Yani inşaat ya Resulallah meselesi var ya, yani ben inşaat yaparım, planlamam, düşünmem, sanayi yapmam, ileri bilimsel gelişmeleri takip etmem ama ben bunu yaparım. Gel al diyor ya, veya kapısını kır. Yani adını bunun adı dünyada belli. Yani böyle bir şey olamaz. Bugünkü hukuk tarafından da her noktada siz soracaksınız belki. Yani tamamen bir hukuksuzlar, yani saray, kaçak saray ne durumdaysa, köprü, havaalanı, hepsi aynı, hepsi aynı durumda. Bir şey soracağım. Dün hatta haberini verdim. Şimdi yargı dur demesine rağmen mesela köprünün inşaatı devam ediyor. Bize tebliğ edilmedi diyor. Yani edildikten sonra da devam edeceklerdir ama sonunda defakt, yani fiilen ben bunu yaptım oldu. Geçmişte geçmiş ya, bazen mesela Aksaray ODTÜ'ye devredesin, ben ODTÜ'lüyüm. Bana göre ibreti alem için kazıyıp ağaçlandırmaktır yani asıl olan çözüm. Aynen. Çok, yani ben biliyorsun sosyal demokratım. Hiçbir 50 yıl süreyle hep bir anlamda bir planlamanın gereği olan bir bütünsel çalışma ve uzlaşma taraftarı olan biri olarak bunu söylüyorum. Altını çünkü çiziyorum. Simgesel diyorsunuz. Yani çünkü bir, hani bir kere bunu yapmak lazım. Gerek. Şimdi mesela köprüde bu fırsat çıktı diyorlar, kaçtı diyorlar. Köprüde de başka bir şey var. En ilk bana göre söylemem gereken en önemli şey. Şimdi ikinci köprüde gördüğümüz, ikinci köprünün kendisi zararlı olmadı. Birinci köprünün. Zararlı olan onun yan yolları, yan yolları ve kente inmesiydi. Şimdi bizim bütün tabii yağmaya ve kent ormanlarının, kuzey ormanlarının yağmasına sonuna kadar karşı çıkmakla birlikte ilk aşamada aşamalandırıp yan yollar üzerinde yatarak, gerekirse bağırarak ve orada açlık grevi dahil her şeyi yaparak durmamız gerekir. Çünkü diyelim ki siyasetçiler de o köprüyü artık yıkamayız dedikleri zaman yapılabilecek son derecede kolay bir şey var. Beykoz ve Sarıyer'e inen üçer tane şey var. Yan yol yani var, yolu. İniş çıkış var. Siz bunu niye yapıyordunuz? Mantığına geri dönelim plancı olarak. Nedir? Karadeniz otoyolu, yani Karadeniz işbirliği ve işte Trabzon'a kadar giden otoyolu birleştirmek ve ağır trafiği, yani diyelim ki Çorlu'da üretilen malı Anadolu'ya taşımak ve Anadolu'dan gelen malı da Trakya'ya ve ihracat için kapılara taşımak istiyor muydunuz? Emrin olur kardeş. Yapamayacaksın. Yan yolları yapmayacaksın. O zaman sistem yürümüyor ki yan yol olunca. Hayır efendim, ama amacı, amali neydi adamın? Senin amacın bu mu kardeşim? Peki sen bunu yap ama Beykoz'a ve şeye inmeyeceksin. Beykoz'a ve bizim Sarıyer tarafına inen ikişer tane gayri kanuni, hiçbir yasal dayanağı olmayan, şu anda henüz imar planlarını gizli gizli hazırlıyorlar. Yani yerleşimlerle ilgili ama şu anda onlar da henüz hiçbir meşruiyeti geçerli olmayan şeyler. Ne için yapıyordun? Yol geçir. Yol geçir. Al sana yol geçir bakalım, görelim. Bütün anlamını yitirir diyorsunuz onlar için. Bizim için kent kurtulur. Yani
Ama mümkünse tabii asıl olan en radikal öneri Kaçaksaray gibi onu da yıkmaktır. Kaçaksaray yıkılabilir bana göre. Ama köprü yıkılamayacaksa bile, politikacılar öyle demeye başladı, şehirle olan bağlantılarını kesin kardeşim. İlla istiyorsanız bir tanesini Büyükçekmece'ye inecek, bir tanesinde İzmit var öyle bir bağlantı. Onunla iktifa edin. Amacınız bu değil miydi? Peki. Bunu yapın. Yani yeni bir laf şey için söylemek için ve ara bazı bizim çevrecileri de kızdıracak bir laf söylediğimi bilerek söylüyorum. Bu bir tek aklı başında insanın reddedemeyeceği ama yapıldı. Yaptı, teşekkür ederiz. Ama işte bilmem amacı buydu. Ama şehirle de bağlantısını kestim. Amacına uygun yapmış oldum. Kent merkezindeki o tümör şeyli, kanserli yeni hücreleri. Yani ikinci köprünün yarattığı o yan kentler gibi esas bütün o şu anda bakın haritaya Google'dan. Kenti yiyen yapılaşma yan yollardadır. Siz aslında hani aklın arkasındakini deşifre ediyorsunuz. Tıpkı İstanbul'a yeni bir havalimanı lazım derken Yeşilköy'ü Atatürk Havalimanı'nı kapatma gibi. Yani işin içinde bir samimiyetsizlik olduğunu vurguluyorsunuz aslında. Müthiş. Yani günün birinde bu açıkça iki taraflı konuşmazsak yani onların ne dediğini veya hangi tırnak içindeki bilimsel veya yurt referanslardan kaynaklandığını bilmezsek onlarla bu hayır dediğin zaman adam da al diyor. Şimdi bu Yeşilköy'ün kapatılması meselesi var. Yani eğer 100-150 milyon, 200 milyon yolcu kapasitesi ve denildiğine göre giderek ağırlaşan lojistik yani kargo meselesi oraya binecekse bir süre sonra orada yaşayamazsın. Hı hı. Yeşilköy'ün ne olacağı önemli. Yani Silivri'ye şeyi taşıyacağız havaalanını. Atatürk olacak gene adı. İnadına. Çorlu'ya da lojistiği taşıdığımızı düşün. Yani bir an aklın geri geldiğini düşünün planlamanın. Şöyle olacak işte Yeşilköy'de. Böyle binalar, Lego binalar olacak. Bizi orada öneri bir gün Yeşilköy sembolik yani küçük küçük bir yani helikopter bağlantılı bir mini hale dönecekse tümüyle bir ara bahsediyorlardı onu da bıraktılar ya. New York gibi Central Park gibi park yapacağız. İstanbul'da bu anlamda kullanılabilecek hiçbir ne diyorlardı kupon arsa bulamazlar. %100 bir tek noktasında yapılaşma olmayan bir yeşil alan olacaktır. Bu şartla bir gün yani hava bilimi veya ulaşım biliminin ihtiyacı olarak Silivri ve Sabiha'nın büyütülmesiyle ortaya çıkacak olan ikilem. Çünkü üçlü olmanın şeyde bir takım problemleri çıktı. Londra ve Paris'te bir takım problemleri çıktı. Bir tek noktaya ağırlıklı yani bir merkez olur şimdi. Yerler aktarma merkezleri gibi olur. Ha, şimdi bunu yapacak eyvallah. Tamam böyle bir teorin var mı? Bunu da görelim. Boyutlarını inceleyelim. Fizibilitesine bakalım. Ve illa bu çıkıyorsa tamam mı? Aktaralım. Nereye aktaralım? 3 yıl veya 30 yıllık planlama çalışmalarına dayanan, verilmiş bir karara dayanan yere taşı, burayı da dünyanın en güzel, yani zaten bir takım şeyleri de var, yani botanik ve yaşama parkı olarak kente nefes olarak ve onu da kuzeye doğru da açarak yani tam tersine bunlar kuzeydeki kent ormanlarını yok ediyorlar mı? Halbuki kuzeydeki kent ormanlarının bir parçası olarak Marmara sahiline vurdurmak için kullan. Şimdi bu bir tasavvur. Bunu yaparsa ben niye itiraz edeyim? Al, Yeşilköy bizim tarih o müze yap yani ilk uçak oradan kalkmış. Bilmem sembolik değeri var. Çok küçük ölçüde iniş kalkışlara izin verilebilir. Nuri Demir'a vesaire vesaire. Yani onlar inanılmayacak yani. Güzel şeyler olur. Çok peki güzel hocam, şeyler olur. Bir şey soracağım. Ama yani tek taraflı değil. Bunların asla söylemedikleri, dayandıklarını iddia ettikleri kaynakları bulup onların diliyle, onların kalitesi, onların arkasındaki emperyal kaliteyle savaşacak bir bilgi zeka seviyesine ulaşarak konuşmak lazım. Peki hocam, şöyle bir baktığınızda birkaç cümleyle, çünkü oradan teknolojilere gelmek istiyorum. Türkiye'de
Türkiye'nin şehir gerçeğine baktığınızda dünya şehirciliğinin neresindeyiz biz? Siz ki yakın zamanda kongreye de gittiniz. Orada çok net görmüşsünüz. Evet. Şimdi ilginç bir şey. Mesela İstanbul dediğimiz gibi milattan sonra 320 ile 330 arasında dünyadaki planlanmış grid sisteme göre mantığıyla planlanmış ilk kentine sahibiz biz. Özel bir yerdeyiz. Özel bir yer. Onun dışında dünya kültür mirasında bizim diyelim ki Safranbolu'dan Mardin'e kadar değişik kültürlerde inanılmayacak nitelikli olarak yapılmış bir şey var. Onu bırak Mustafa Kemal zamanında Ankara planı. Hı hı. Yani Ankara planı bizim kültürümüzde, bizim mimarlık planlama alanı dünyada en iyi örneklerden biridir. İlk plan, ilk başlayan plan, Mustafa Kemal'in emriyle başlayan plan. Hatta soruyor müellif, ben bunu yaparım ama siz bu planı uygulayacak kadar güçlü müsünüz diye soruyor. Ve uygulanıyor. Uygulanıyor. Hiç olmazsa. Ki bu hale nasıl geldik hocam? Işte, İstanbul elinizde, yarattığınız işte, şehirler elinizde, evet. Sizden önce tarih boyunca yaratılmış şehirler. Dünyanın en nitelikli, en iyi planlanmış, Bergala, yani sayısız ileride işte Barcelona'ya, New York'a bilmem neye esas örnek olan, onların örnek aldıkları hocam, kentler şey burada. Dünyanın ilk planlanan şehrini niye çakma duvayı yapmaya çalışırsınız? Ama yani Birleşik Kapılar, yani siz kardeşim kendi Cumhurbaşkanı olarak oturduğunuz yeri çakma bir şey nedir o Disneyland yapmaya çalışıyorsanız İstanbul umurunuzda olur mu ya? Kupon diyor adam, kupon arsa takip ediyor. Kupon arsa takip eden bir yönetici olur mu? Hadi biz onları çöpe ayrıca, atalım hocam. Ayrıca kupon arsayı yapamazsa kapatma nedeni olmayalım. Kucağa oturtmaktan. Kendi söyledi değil mi? Evet. Bunu yapmayanı kucağa oturtacağım diyor. Peki. Yani böyle bir ve bu belediye reisliği ya. Yani üstelik ilk başlangıçta ilginç gibi görünen birkaç olumlu hamle yapmış. Yani milletin gözünü boyayıncaya kadar son derecede ilginç kararlara imza atmış birinden konuşuyoruz. İlk 2-3 yılında seçim beyannamesinde falan. Ben o dönem bir araştırma yapmıştım. Bizimkilerin de olduğu bütün araştıran şey yaptım. Bu kazanır dedim. Hiç kazanma şansı yoktu. O Veysel, yani şimdi henüz hastalanmadan önce o İSKİ ile ilgili, ekolojik sularla ilgili yaptıkları çalışmaları, belki destek de aldılar ama alsınlar. Sonuçta beyannamesi, 94 seçim beyannamesiyle gözü kapalı yapın, 6 partiyi koyun. İkisi bizimkiydi biliyorsunuz. Biri Ertuğrul'du, biri de Zülfü'ydü. Onların programlarının sakilliği, zavallılığı, aşağılığı yanında bununki bayağı bir plandı. Ve bunu 1-2 yıl uygulamaya kalktı. Bu sonra işte kudret iksiri artık damarlarında iyice zehirlenmeyi hızlandırdı. Peki hocam, hadi günlükleri atalım. Yani İstanbul'da, Türkiye'nin şehirlerinde katlettiğimiz bir vaka. Evet. Dünya ne konuşuyor? Bunu biraz merak ederim. Ben şimdi, yeni şehir anlayışı nedir? Dünyada bakış açıları nedir? Yeni malzemeler nelerdir? Biz bunlardan bir haberiz. Biz hala köprü hukuken yapıldı mı yapılmadı mı bunun mücadelesini veriyoruz. Dünya ne konuşuyor? Bir ara bu onluk bir dizi yaptık. İnanılmayacak güzel sayeniz beraber. Ve onu YouTube'da dönüyor hala. Dikkat ederseniz ben onda olabildiğince her birini yani bir konuya ayırmaya çalıştım. Böylece ekopolitikte benim konuşmalarım onluk bir set oldu. Şimdi yeni bir sete başlayabiliriz bu vesileyle. Tren, biraz önce örnek veriyorduk. Harun Reşit buharla çalışan saati Şalman'a hediye etmiş. Sağ olsun. Aradan 1000 yıl geçmiş. Bir buhar kabını adamın biri bir faytona yüklemiş. Altına da ray dizmiş. Ondan sonraki dünyadaki her şey, ondan sonra doğuların kazandığı hiçbir savaş yok.
bir hediye saatin üstüne. Yani o treni veya treni vapurun bu. Buhar gücünün kullanılması. Asıl olan kullanmaktır. Şimdi matbaayı biz getirmişiz sağ olsun. Teşekkür ederiz Çin'den. Değil mi? Biz getirmişiz. Barutu biz getirmişiz. Öyle diyoruz. Ve kısmen doğru da. Şimdi dünya başlangıçta bizim El Cabir, değil mi? İbn-i Sina, yani matematiğin temellerini atan ve en trigonometri en ileri boyutlara getiren insanların memleketinde bilgisayar bilişim bilimlerinin teknolojiye ve mimarlığa uygulamasının nerede olduğunun farkında olan kaç kişi var? Niye bunu söylüyorum? Girizgah cümlesi ilk bu cümle olsun. Şimdi asla işte robotlar bizi yönetecek, bilişim her şeyin temelidir demiyorum. İnsanın emrinde olan, insanlığın ve doğanın emrine verilecek olan bilişim teknikleri öyle bir aşamaya geldi ki şimdi bizi ilgilendiren kent, kent yönetimi. Hı hı. Kent yönetimiyle ilgili tesadüfi olmanın ötesinde yani doğal gazın nerede nasıl olacağı, planlamanın nasıl olacağı, su direninin nasıl olacağı, bütün altyapının nasıl birleştirileceği, bir defada kazılıp nasıl örgütleneceği. Yani kent bir bakıma eskiden insanlar gelir bir şekilde gecekondu köy yollarını en sonunda asfalta çevirir ve birbirini öldürürdü bizim havaalanı yolları gibi. Şimdi baştan planlama imkanı olan hatta var olan hastalıklı dokuları bile bilişim tekniklerini kullanarak revize edebilecek fraktal yani yeni bilişim tekniklerinin matematik araçlarının mimaride ve planlamada kullanımı aşamasındayız. Mesela bunlardan en ilginci 3 boyutlu printer diyorsunuz. Evet. Mesela çok ilginç bir şey. Bina yapılıyor diyorsunuz. Şimdi bu bilişim ve yeni mimarlık, yeni planlama anlayışını söylemeden esas devrimin nerede olan yani buharın temel prensiplerini anlatamadan buharın uygulamasıyla emperyal çağın yani batının baskısının nasıl değiştiğini anlayın. Aynı şekilde önce bunun teorik bir çerçevesi yani yenilemenin akli üniversite veya dünya ile ilişki kurmadan endüstriye veya üretime geçen süreci tarif edebilmek için önce bu nereden çıktı? Ya bu 3 boyutlu baskı diyoruz. 3D printer diyor şeyler. Başlangıçta bizim maket yapmak için entasçıların işte bir takım kapı kulpu yapıp bunu denemek için kullandıkları şeyin insanı şu anda çıldırtan şeyi şu anda sağlıkçılar yapay kalp yaptılar bununla. Pıt pıt pıt. Yapay kalp var. Bir beyin yapmadıkları eksik kaldı. Şu Şimdi binada bir... yapıyorlar. He? Şimdi binada yapıyorlar. Mahsus girizgahını şey yapıyorum. Şimdi bizi ilgilendiren kent yapıyorlar. Kent planlaması. Yani bundan sonra işte bilmem şu yanda gördüğün gibi bilmem askı yapacağım, bilmem kalıp yapacağım, demir yapacağım, beton yapacağım diye bir şey 10-15 sene sonra söyleyene ahmak diyecekler. Yani çünkü biliyorsunuz bu yıl 1915 Harik Zedegan apartmanları nedeniyle Türkiye'deki örgütlü ilk betonarme yapı var. Hı hı. Dünyada da 100. yılda şimdi betonarmenin eski tip çeliğin cenaze namazını kılıyorlar. Yani betonla bu bahsettiğiniz 3D printerlarda beton veya almaşıkları nasıl kullanılır ki şimdilik plastiklerle yaptıkları evleri, apartmanları, siteleri daha kalıcı bir, daha ucuza, daha işlevsel olarak nasıl yapılır? Bunun ilk deneylerini verdiler. Siz 1100 malzemeden 100 malzemeye düşürüyorsunuz. Şimdi yapı şeyinde bizim keşif analiz sistemlerinde kabaca 1000-1100 malzeme vardır klasik bir toplu konut sisteminde. Şimdi bu 3 boyutlu baskı diye Türkçeleştirelim. Çünkü 3D printer diye yerleşmek üzere. Bu 3D printer diye şimdi sizin gördüğünüz bir masadaki böyle hareket eden bir takım şeyler veya püskürten, kesen bir takım makine. 3 boyutlu baskı diyelim. Efendim prefabrik bir şeydeki gibi veya Boeing şeyini görmüşsünüzdür mutlaka. Öyle bir stüdyo düşünün. Öyle bir stüdyoda
üç boyutlu baskı makinalarıyla ve son derecede azaltılmış malzemeyle, sonunda tek olması amaçlanıyor hazneleri ayarlı. Ama şimdilik şeffaf olanlar için, işte küçük boru ve gibi şey olanlar için, taşıyıcı ve ayırıcı elemanlar için üç tane haznesi olan bir printerla, 3D printerla ve dediğiniz gibi bizim keşifte 1200-1300 malzeme olarak ayırdığımız şeyi ilk aşamada 100'e, daha sonra 3'e 4'e, en sonunda da tek malzemeye indirecek bir hazırlık yapılıyor. Bunu üstelik ben bunu işte semeye gene işte Batı kenti sallarken metro ünlemi yani bilmem pneumatik yaparken şişme beni tanıyan adamlar ya Semih gene uçuyor diyebilir. Ne yazık ki uçmuyoruz. Vedat Bey öyle derdi. Siz kardeşim doğru bir şeyi anlatın size deli desinler. Hı hı. Sonra dahi derler. Ama şimdi bu ne yazık ki bunu da biz keşfetmedik. Keşke keşfedebilseydik daha çok deli deselerdi. Çin'de şimdi 15 tane 3 katlık resimlerini koydum. 15 tane 3 katlık villayı bir tek insan şeyi 3D printerlarla imal ettiler ve oturtuyorlar. Aynı zamanda Hollanda yani onlar daha bir mesela daha zarif bir şey yaptılar. Bir çelik en zor bir köprü yapmaktır. İki tarafa bağlayacaksın şey. 3D printerla yaptı köprüyü, getirtti, oturttu. Bir tek malzeme. Sağlam mı oluyor hocam? En az 10 kat sağlam. İşte onu mevcudundan. En az. Eğer doğadan yani biyomimikri veya evrimci mimarlık yani biyodan esinlenme idi. Biyomimikri'di önce. Şimdi biyo diyoruz. Direkt doğa, doğal olanı. Diyelim ki bir çelik normal şeyce IBM'i koyuyoruz. Yine şey yapıyoruz. Şimdi veya köprüde var. Çelik şeyler var. Bağlantı noktası. Bunu şimdi kemiğin yapısını tetkik ederek aynı çeliği yeni bir düzenle 10 bin kat 3D printerlarla daha sağlam bir taşıyıcı haline getirdiler. Türkiye'de bunu konuşan bin, var mı hocam? Birkaç kişi var canım yani mesela. Tabii ki birkaç kişi var yani mesela inşaat sektörü diyoruz değil mi? Böyle diyoruz şöyle onlar, diyoruz. Onlar için 5. sınıf Amerikan mimar ve şeylerinin gelip bunları ona anlatması. Şu son Eko Gökdelenler'de olduğu gibi. Onların da hangisinden ben daha çok para kazanırımı anlaması ile olacak. Ama bahsettiğiniz yani sonunda devrim gibi bir şey. Yani betonarme dünyaya yapıda, 100 sene evet. önce ne yap? Yani 10 bin yıldır mimarlık veya planlama var, bina var. Betonarme 150 senedir var. Yani 150 yıl geriye git, betondan bahset. Şimdi şu andaki gösterindeki şeylik, ilginçlik betonarme için söylenecekti. Bu böyle artık 150 yıl falan da beklemeye gerek yok. Çünkü öyle bir hız kazandı ki bu işler. Biz göreceğiz ya, bizim çocuklarımız değil. O kadar seri biz hayata biz göreceğiz gittik. Bunu. Yani gelecek bizimkiler bu şeyde kafa kapısında zafiyete devam ederlerse gelecek Amerikalı veya Japon. Var 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 var. Hem de o önce eşit fiyata, daha sonra onda bir fiyata en az depreme 10 fazla dayanıklı yapıları kurup gidecek. Bizimkiler de trene bakar gibi bakacaklar. Peki, yani başka çaresi yok. Bunu daha da ayrıntılandırmak isterim ama son 5 dakikada siz bakmayalım dediniz. Gittiniz bir tane akademi kuruyorsunuz. Kurmaya çalışıyoruz. Şimdi çok mütevazı yani alçak gönüllü bir şey ama elbette, her ama başlangıcın bir ilk adımı olması lazım. İki tane lazım. Bölümü var. Son 5 dakikada da bunu konuşalım. Adada, Büyükada'da. Evet, evet. Biri ekolojik planlama ve tasarım. Orada bir imla hatası var arkadaşlar. Evet, düzeltirsek. Bir de kent ve şehircilik bölümleri. Evet, evet. Bizim çalıştığımız siz alan buydu. Bu bahsettiğiniz bunlarla uğraşacağız. Yeniliklere bunlarla uğraşacağız. İnsan mı yetiştireceksiniz? Evet, tabii, tabii. Yani bu 3 aylık kars da olabilir. Bir üniversiteyle birlikte master programı da olabilir. Doktora programı da olur. Şimdi olumlu şeyler de oluyor. Mesela sağlık üniversiteleri, güzel sanatlar üniversiteleri falan gibi. Bunu birkaç yıl içinde oturtabilirsek zaman içinde alçak gönüllü bir butik bir ekolojik planlama, mimarlık, kentleşme, çevre bilim. Yani bir ucu bir anlamda siyasette bir ucu üç boyutlu baskı makinalarında olan bir yeni dünyayı anlatmaya çalışacağız. Biz de anlamaya çalışacağız. Yani zaten her an değişen bir dünyayı anlamak
önce lazım ki bir yere bir taş koyabileceksen, bir katkın olacaksa bütün geçmiş birikimi sahip edebilmen, yani anlayıp yorumlayabilmen ve onu ifade edebilmen, onu bir yere senin koyacağın son tuğladır. Bu yaptığınız yani, iş neden önemli hocam? Biraz da onu anlatırsanız. Şimdi üniversitelerde doğrusu mesela bizim Gebze Teknik'te, Marmara'da adını zararı yok veya Bursa'da, İTÜ'de ilk baş aşamada İTÜ'de ODTÜ'nün bir küçük çekirdeği içinde buna benzerler çalışmalar yapılıyor. Biz de birkaç tez yaptırdık, arkadaşlar da yaptırdı. Bununla ilgili bir dünyaya bakıyor çünkü. Hani çok hızlı söylersek bizde postmodern yasaktı okuldan neredeyse. Bir gün Venturi'nin bir proje, annesine yaptığı proje bir çok ünlü mimari mecmuasında kapak oldu. Ertesi günü bizde doktrin değişti. Bizim şimdi bu yok değil. Yani çünkü insanlar dünyayı takip ediyorlar. Evet, evet. Gidiyor burada olmasa bile Amerika'da veya Avrupa'da bunun eğitimini alıyor. Bakıyor, afallıyor yani. Bir de buradaki seviyeye bakıyor. Ve siz bu hayal değil. Çok yakın zamanda açılışını yapacaksınız. Şimdi şeyde sembolik 4 Temmuz'da ilgilenenleri çağırırız. İşte bizim adada gidilince bulunacak bir yerde Kadıyorhan 30'da küçük bir bina aldık. Onu orada 20 bine yakın kendi kitabımız içinde sadece işte bu söylediğiniz üç kentleşme ve çevre bilim, yani benim ana doktora konum yeşil çevreci evrimci planlama ve mimarlık ekoloji akustikle ilgili kitaplarımızı seçiyoruz. 2-3 bin kitabı ilgilenenlerin emrine sunmak üzere minicik bir kütüphane kurduk. Bugünden bunun temelini atarsak da o teknolojiyi yakalamak için bir altyapı oluşacak, doğru mu? Umuyoruz ki. Çünkü müthiş ilgili bir rektör veya dekan geliyor. Master programları, eğitim, uygulama, dünya falan. Gidiyor, bitiyor. Yani bizim o kadar çok kuruluş kurduk ki biz. Yani mimarlar odasına bilmem, Mimarlık Vakfı Enstitüsü kurduk. Neredeyse enstitü sıfır. Sistematik olması gerekiyor. Yani 3-5 tane üniversite veya bölüm kurduk. Alan sahibi alıp gidiyor. Şimdi bu sefer kendimiz ve köklü kalmak üzere, yani ömrümüzün sonuna kadar çalışabileceğimiz, isteyenlere bu butik alçak gönüllü hizmeti sunabileceğimiz bir merkeze dönüştürmek istiyoruz. Bir iki üniversiteyle ilişkimiz var. Yani onlarla Bursa başlangıçta bir iki kuruluşla da ilişkimiz var. Onlarla dünyada daha sağlam olur. Dünyada benzer işte enstitüler, bu tip lokal şeyler binlerce, hep var. Ve üniversiteler binlerce. Hep buralardan yararlanıyor. Esas olan bunlardır. Bunlardır zaten. Esas olan. Üniversitenin kendisinden ötesi o doğurduğu birimler ve iç iletişimleri ve o enstitülerle bağlantılarıdır aslında. Hocam bir gün bu işi biraz daha detaylandırmak isterim ben. Bunun ikinci kısmını yapalım. Yani 3D dediğiniz üç boyutlu binaları biraz daha konuşmak isterim. Şu anda biz onun isterim. İçin çalışıyoruz. Bunu işte bir uluslararası sempozyumda sunduk. Bunu konuşalım hocam. Şimdi Eylül'de Avrupa'da bir yerde sırf bunun için bir biz artık sempozyumlara falan çağrılı olmadığımız sürece gitmiyoruz. Yani ona gideceğiz. Belki onun dönüşünde burada bir yapalım bunu. Onun sonuçlarını değerlendirelim. Süper. Yani dünya harika nereye olur, gitmiş? Bizim bile kaçırdığımız bazı şeyler olabilir. Onları hatta şeyli sunalım olmazsa. Çok güzel olur hocam. Sunalım. Şimdiden sözünü almış oldum tamam. O zaman sizden. Tamam. Ada Akademisi kurucusu tamam. Profesör Doktor Sayın Halil Semiyer Yıldız. Çok teşekkür ediyorum teşekkür efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, 3. köprü bağlantı yolları, hukuk kararı var. Uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Bizim tartıştığımız bu. Dünyanın tartıştığı da 3 boyutlu printerlarla, baskı makineleriyle bina yapmak. Varın gerisini siz düşünün. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.